Yaşanabilirler arasında ben görmüyorum Kayseri'yi. Asker ücretle ne kadar yaşanabilirse o kadar yaşanır. Burada insanlar cana yakın. Kayseri'de yaşamak için biraz göz açık olmak lazım. Kayseri'de yaşamak güzel, her şey kolay. Kayseri benim göz ağrım. Erciyes'imiz var. Her imkan var bence Kayseri'de. Bence ilk 3'e girmeliydi. Kayseri yaşanabilir iller arasında Türkiye'de 14. sırada yer aldı. Kayseri'de yaşamak sizce nasıl? Abi bizim niye haberimiz yok ya? Vallahi bir Kayserili olarak Kayseri'den bıktım artık. Kayseri'den gittikten sonra hayatım çok değişti. Yani Kayseri'ye bir daha dönmek istemiyorum. Sadece ayda bir iki gün babamgili görmeye geliyorum. Onun haricinde yaşanabilir iller arasında ben görmüyorum Kayseri'yi. Kayseri insanları cidden çok şey, çıkar üzerine, menfaat üzerine kurulu genelde. İşini yaparsan iyisin. Yani işini yapmazsan senden kötüsü yok. Onun için yani Kayseri yaşanabilir iller arasında görmüyorum. Bence bir 40-50 falan anca yani. Anca kurtarır. Kayseri'yi sevmiyorum ya. Hani Kayseri'ye geldikten sonra bir an önce günüm geçsin, bir an önce tekrar döneyim diye gün sayıyorum, öyle söyleyeyim. Yanlış, daha da aşağıda olması lazım. Kayseri'de öyle çok da yanlış bir şey değil. Ben 84'ten beri buradayım. Kayseri değilim. Yaşıyorum ama yok. Sevmiyorum yani. İşim gereği buradayım. Ha, gidecek yeri çok istedim ama gidemedim. Bak ana geliyor bir tanesi de. Merhabalar. Evet, merhaba. Kayseri'de yaşamak istiyor musun? Sana da ben sorayım. Yani aslında istiyorum çünkü ikizim var o Bandırma'da. Şahsen burası daha düzlük ve sokak yapısı olarak daha düzgün buluyorum. O yüzden Kayseri yaşanabilecek sosyal, bir yer. Benim baktığım açı sosyal açıdan. Yani coğrafi durumdan diye. Coğrafi durum olarak düzlük doğrudur. Ovada ev var. Esas ev olması gereken yerlerde bağ bahçe var. O yanlış. Öyle de bir yanlış var Kayseri'de. Ama coğrafi olarak tamam, fakat sosyal olarak ben sosyal yaşamdan dolayı dedim. Kayseri'nin kötü bir imajı var. Yani Türkiye genelinde özellikle işverenler tarafından. Bu imajı silmek biraz zor ama asker ücretle ne kadar yaşanabilirse o kadar yaşanır. Çok da sevmiyorum ama seviyorum. Yani ben de orta karar. Evet. Yani çok sevilesi bir yer değil yani. Evet, aynen, sonuçta evet. Sosyal aktivite olarak burada yapabileceğiniz çok bir şey yok. Kayseri güzel şehir. Yerlilere baraktan güzel şehir Kayseri. Ortam olarak, şey olarak ne onun adı? Bolluk, ucuz, uygun. Dışarılara baraktan uygun. Ben seviyorum, 30 senedir buradayım. Ben seviyorum. Kayseri'yi seviyorum ben, 30 senedir buradayım. Ben ekmeğini yiyorum 30 senedir. Güzel şehir. İş sahası bol. Ulaşımı kolay. Çalışırsan kolay. Çalışmaz da. Armut bir şahzıma düş dersen zor. Bak ben 50 yaşındayım, emekliyim, halen çalışıyorum. Birinin kapısına varsan kardeş ben acım desem çıkartır haçlığını verir. Yolda kaldım desen paranı verir, seni köyüne gönderir. Ankara'da bunu yapamazsın. Başka şehirlerde bunu görmedim mi? Burada insanlar cana yakın, ulaşım iyi. Ya ben alıştım ya da bilmiyorum ortamı. Ben seviyorum. Öğrenci olarak düşünürsek, ben de üniversite öğrencisi olarak biraz insanlar bakımından, yani insan kişilikleri bakımından biraz zorluk çektiğim oluyor açıkçası, ama genel olarak da ya öğrenci için güzel şehir diyebilirim ama biraz kişilikler, ya kişilik olarak biraz hoşlanmadım diyeyim daha doğrusu. Onun açısından yani yer olarak vesaire yapılabilecekler belli başlı şeyler var. Onun haricinde çok bir şey yok. Tabii yaşadığım için sevmek zorundayım yani. İlla sevmek zorundayım. Onun haricinde seviyorum diyebilirim yani. Kayseri'de yaşamak güzel. Her şey kolay. Birçok şey gelişti. Modernleşti. İşte AVM'ler olsun, yeni yerler olsun. Bayağı açıldı. İnsanlar çok değişti. Yaşaması iyi, kolay, basit. Her şeye kolayca ulaşabiliyorsun. Şehrimizi tabii seviyorum. Ben de burada yaşıyorum. Buranın insanıyım. Şehrimiz güzel. Ben İstanbul'da yaşıyorum normalde. Kayserliyim. Birkaç gündür buradayım. Babam hasta olduğu için. Yoğun bakımda yatıyor. Bu arada dualarınızı da bekliyorum. Kayseri ülkemizdeki en iyi şehirlerden bir tanesi normalde. 14. değil de 3. 2. sırada olması bizi daha da mutlu eder. Görselliği, güzelliği, her şeyden önce insanlık olaraktan insanlarımız sıcakkanlıdır. Sevecenler herkese bir mutlu olmak için her şeyi yaparlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Tercihimiz Kayseri tabii ki. Kayseri benim göz ağrım. Bence gerçekten güzel bir şehir. Tavsiye ederim herkese. Ben aslen Yozgatlıyım zaten.
4-5 senedir de zaten Kayseri'deyim. Yani o kadar illerin arasında tek seçtiğim yer Kayseri diyebilirim. Erciyes'i olsun, ünlü yerleri olsun, gezi yerleri olsun gerçekten çok güzel. 14. sırada değil yani 1. 2. sırada olması daha iyi olur. Kayseri'yi kendi şehrimden, doğduğum büyüdüğüm yerden dahi çok seviyorum. Zaten eşim bile istemedi aslında. Onu bile zorlayarak getirdim öyle söyleyebilirim yani. Mutluluk. Ya güzel, seviyoruz. Erciyes'imiz var. İnsanlar iyi. Seviyoruz Kayseri'yi. Mutluyuz. Yani hepsi yardımsever. Yani bir şey olduğu zaman direkt zaten komşular, momşular hepsi koşuyor. Ben Kayseri'yi seviyorum. Bu yüzden burada yaşıyorum. 14. sırada gene güzel. Bence daha da yukarıda olması lazım. İnsanlar, geçim o kadar zora bindi artık ki yani. Ne diyeyim, nasıl diyeyim bilemiyorum ki vallahi. Çok zor yani. Trafikte de saygı yok. İnsanlarda da saygı yok. Eski şeyler kalmayık yani insanlarda hakikaten de. Geçim zorlaştı, sıkıntılar zorlaştı. Kayseri hiç sevmiyorum. Vallahi ben Kayseri'de 2 sene oldu. 2 senedir Kayseri'deyim. Önce Sivas'taydım. Oralar daha güzel. Bence güzel. Ben gayet memnunum. Doğası da güzel. Dağlar da var. Erciyes Dağı'nı seviyorum. Tabii ki burada biraz trafik daha farklı. Biraz bizim millet olarak biraz agresifiz. Biraz yapı olarak biraz sertiz yani. Sabrımız az. Ama eskiye göre daha iyi. Gitgide yollarımız da güzelleşti. Yani insanlarımız artık daha çok modern olmaya başladı yani. Kayseri'de yaşamak için biraz göz açık olmak lazım. Tamam mı? Kayseri'deki her türlü fiyatların 3'e 4'e katlıyor. 2-3 yere soracaksın, ondan sonra gidip bir yerden alacaksın. Kayseri'de yaşamak için bu. Güzel yanı var. Kayseri, Orta Anadolu'nun güzel şehirlerinden birisi. Yapılaşma olsun, şey olsun, şehir bakımından olsun. Güzel Kayseri, güzel yani. Ben Kayserliyim. Yaklaşık olarak 50 senedir de buradayım. Bu esnafların çifte şey yaptığını sevmiyorum yani. Şu an yaşanılabilir şehirlikten çıktı Kayseri. Niye dersen bir sürü yabancı geldi, Suriyeli geldi, İranlısı geldi, Iraklısı geldi. Fiyatlar aldı başını gitti. Bizim memleketimiz olduğu için buradayız. Bana göre ekonomik, sosyal açıdan insan refah içindeyse, mutluysa her yerde yaşayabilir. Kayseri tarihi bir yer. Birçok medeniyet ev sahipliği yapmış bir yer. Kıymetini bilmek gerekiyor. Kayseri'de şu an çok fazla Kayserili de yaşamıyor. Yani tahminen %5 gibi. Paylaşım ilişkisine, ailevi paylaşım ilişkilerine önem vermek gerekiyor. Biraz o yönden eksikliklerimiz var. Maddi açıdan düşkünlüklerimiz olabiliyor yani insan olarak. Bu biraz daha ülkemizde biraz daha fazla olduğu için biraz daha bu açılardan dikkat edebilirsek paylaşım ilişkilerine tabii daha güzel olacak her şey, daha refah içinde. Sadece Kayseri için değil, tüm Türkiye için inşallah. Kayseri'de yaşamak bir sıkıntısı yok ama genel olarak ahlak ve düzen bozuldu. Hırsıza bir suç çok. Yaşanılır düzen olarak tamam, imkanlar iyi, güzel ama kanuni bir disiplin yok. Kural yok bu şekilde. Ondan sonra trafik kuralları çok berbat oldu. İnsanlar birbirine yarışıyorlar. Bunlara bir düzen gelmesi, bir tertip olması iyi bir şey, güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Memleketimden gelip de gençliğim burada geçtiği için başka yerde de bir hayat tarzım olmadı. Bunu normal görüyorum. Vallahi bana göre çok iyi. En güzel yanı da iş açısından. İşsizlik var diyorlar da çalışan yok, işsizlik yok da var yani iş. O yüzden her imkan var bence Kayseri'de. Daha üst sıralarda olması gerekir. Kayseri'yi seviyorum tabii. Her yönüyle seviyorum. Bence Kayseri yaşadığım şehir, hem Kayseriliyim, yaşadığım şehrin de çok memnunum. Çünkü bir insan sosyal faaliyetleri olsun, daha sonra kültürel zenginlik olarak bence mükemmel bir şehir. Erciyes Dağı var mesela, kışın kayağa gidiyoruz. Çoğu ilde olmayan, hatta Türkiye'de birinci sırada gelebilir Uludağ'dan sonra. Bence ilk üçe girmeliydi. İstanbul, İzmir, daha sonra Kayseri.